Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güne o kadar geç başladık ki yani çok geç uyuduk. Oğluşum birazcık huysuz çünkü dişi çıkıyor gene. Gördüm şurada bir tane patlatmış 4. dişi alttan. Allah'ıma çok şükür bu dişleri atlatana kadar böyle olacak herhalde. Çünkü uyumadı. Sabah işte gece 2 gibi falan uyandı. 4.30-5'ti uyuduğumuzda. 5'e geliyordu yani. Onu uyuttuktan sonra ben de uyudum. 7.30'da geri kalktı. Sonra tekrar 11.30'da geri yattı derken böyle bir saat uyuyunca gerçekten aptal gibi oldum. Sersemledim. Bugün de misafirim gelecek. O yüzden birazcık etrafı toplamam gerekiyor. Şimdi süpürge tuttum. Oluşumla birlikte. Ondan sonra mutfakta birkaç bir şey hazırlamak istiyorum. Böyle eli boş gözükmek istemiyorum açıkçası. Birazcık kısır bir de böreğim vardı. Onu da fırına vereceğim şimdi. Birlikte pişiririm diye umut ediyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada oğluşum öğlen uykusundan uyanmasının en büyük sebeplerinden biri de kargo geldi. Şimdi gelen kargoyu da göstereceğim sizlere. Ben ıslak mendil siparişi vermiştim. Ama böyle bu stok durumundan dolayı ileri bir tarihte gelecekti. Hani o zaten yazıyordu. Ben de ona rağmen uygun diye de aldım. Şimdi sizlere de göstereyim. Oğluşum gelir gelmez şey yaptı. Hemen böyle açtı baktı. Yapıyor. Hepsi dedim senin anneciğim. Hepsini sana aldık. Şimdi gelin size onları göstereyim. Sonra birlikte mutfağa girelim. Mutfaktaki işlerimizi halledelim. Yani bulaşıklarım var. Onları makineden çıkarmam lazım. Yerlerine yerleştirmem lazım. Oğluşum müsaade ederse inşallah onları da yapacağım. Bu arada benim oğluşum da burada. Bakın. Bakın teyze hoşları. Bakın. Çok neşeli benim oğlum bugün. Çok neşeli. Yani ne kadar uykusuz bırakmış olsa da böyle bir gülüşü yetiyor. Yani kızamıyorum. Kıyamıyorum zaten. Nasıl kıyacaksınız ki? Çok tatlı. Bir anne diyor, bir gülüyor. Evet annem. Sonra bütün dünyalar benim oluyor. O yüzden olsun varsın. Yani bugünler bir daha geri gelmeyecek sonuçta. Gözüm doldu konuşurken. Şimdi gene size ıslak mendillerimi göstereyim. Sonra birlikte mutfağa geçelim. Ben genelde Slippy'nin bu markasını kullanıyorum. Yani bu ürünün markasını değil de Slippy'nin bu ürününü kullanıyorum. İçerisinde yaklaşık 90 tane var diyebilirim. Evet 90 tane var. 12'li aldım. 109 liraya falan denk geldi. Normalde 120 lira ama 110 lira mı öyle bir şeydi ama indirim vardı %10. Bir de kuponum vardı. Onu kullandım. Hepsini toplamda 90 liraya aldım. Bunları aslında bebek bezlerimle birlikte söylemiştim. Ama dediğim gibi stok durumu yüzünden ileri bir tarihte geldi. 12 tane aldım. Şimdi kışta geliyor biliyorsunuz. Doğalgaz falan çalıştıracağız. Pet evimiz sıcak olacak. Kurur diye korktum açıkçası. O yüzden 24'lü almadım. 12 tane aldım. İhtiyacımızı görsün. Ondan sonra tekrar yenisini alırız değil mi annem? Bunlar kimin? Kimin bunlar? Benim de söyle. Benim. Senin mi? Evet annem senin. Bunları sana aldık hepsini. Ya sileceğiz bunlarla seni değil mi anneciğim? Yani ıslak olduğu için daha çok hoşuma gidiyor benim. Böyle kurularını sevmiyorum açıkçası. Bir de bir tane ürününkini almıştım. Böyle içi kuru falan gibi gelmişti. O yüzden de tercih etmedik. Artık hep bundan alıyoruz. Değil mi annem? Söyle bakayım. Evet de söyle. Şimdi ben bunları yerine yerleştireyim. Ateş Demir de bana yardım eder o esnada. Ondan sonra bakacağız artık. Bir şekilde günümüze devam edeceğiz. Nereye gidiyorsun? Parka mı? Parka mı? Hep böyle kapıya gidiyor. Park. Ha? Abi de bir kere duysunlar. Bütün arkadaşlarımız gelecekti ama son anda bir aksilik yaşamışlar. O yüzden gelemediler. Biz onlara oturmaya gittik. Bu esnada da ben video çekemedim açıkçası. Kameramı evde unutmuşum çünkü. Şimdi de bir tane kargo geldi yine. Onu sizlere göstermek istiyorum. Oğluşuma hediye yollamışlar. Bu arada dayımızın kızı öyle söyleyeyim. Aşkımın dayısının kızı. Hiç beklemiyordum. Birden böyle bir kargo gelince ondan gelmiş. Çok da mutlu oldum. Ne aldığını bilmiyorum. Sizlerle birlikte açacağım. Sizlere de göstereceğim. Oğluşum şimdiden iyi günlerde kullansın. Kesesinde bereket. Çok teşekkür ederiz vallahi. Çok mahcup etti bizi. Gelin birlikte kargomuzu açalım o zaman. This world from spinning like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this hourglass, you
oluşum. Ay çok güzel lacivert bir mont almışlar. Ay keselerine bereket vallahi. Mango'dan almışlar bu arada. Evet, ürünün kalitesi falan çok güzel. Oğluşum bunu gördüğünde birazdan uyanır. Onu uyuttum şu anda ölü uykusunda. Eminim ki çok beğenecektir. Çünkü gerçekten kalitesi, görüntüsü falan çok güzel. Keselerine bereket. Tekrardan çok 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 teşekkür ederiz. Zaten arayıp bizzat da teşekkür edeceğim şimdi. Önce sizlerle paylaştım vallahi. Ateş Demir uykusundan uyandı. Yaklaşık 1 ya da 1,5 saat falan uyudu. Tam bilmiyorum ama 1,5 saate yakın uyudu diyebilirim. Çünkü o uyurken tuvaletlerimi, mutfağımı topladım, sildim. Ondan sonra çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Şimdi Allah izin verirse yemek yapacağım. Dedim yemeği de belki yetiştiririm ama Ateş Demir uyanana kadar yetiştiremedim. Şimdi yemeklik malzemelerimi hazırlayayım. Birlikte de yemeğimizi yapalım. Ateş Demir'de mutfakta benimle beraber oyalansın burada. Bu arada eminim söyleyeceksiniz de sıcak su çalışmıyor. Henüz de tam basamıyor. Onu da söylemiş olayım. İki çeşit yemek yapmaya karar verdim. Dedim ki oluşuma da vitamin olsun. Sulu köfte yapacağım. Onun için böyle soğan rendeledim ama hepsini buna kullanmayacağım. Birazcık az kıymam var çünkü. Birazını koyacağım. Birazdan da mercimek çorbası yapayım dedim. Oğlucum da burada. Ona da havuç verdim. Havuç yiyor şu anda. Afiyet bal şeker olsun anneciğim. Güzel mi? Böyle. Güzel. Tamam. Hadi sen ye. Ben işime bakayım olur mu? Ama havucunu yere atma annem. Rendelediğim soğanları güzelce tereyağıyla birazcık kavurdum. Şimdi su ekleyeceğim. Burada da havucum ve patatesimi de rendeledim. Aslında önceden küp küp doğruyordum ama oğlucum da yediği için birazcık böyle mercimek çorbasını yerken sıkıntı çekiyoruz. Böyle daha böyle pürüzsüz istiyor. Hani böyle sanki süzme mercimek gibi istiyor. O yüzden rendeledim. Böyle olunca blenderdan da geçtiğimizde daha pürüzsüz oluyor. Çünkü küp küp doğradığımda illaki bazı parçalar kalabiliyor. Şimdi suyumu koyacağım. Ondan sonra mercimeğimi koyacağım. Bunları da ekleyip kaynamaya bırakacağım. Birazcık tuz atarım. Üzerine yağ falan işte en son yerken yaparız. Burada da oluşum var tabii ki. Ne yapıyor? Dolaplarımı karıştırıyor. Böyle bütün erzaklarımı poşetlerin içerisine koymak zorunda kaldım. Çünkü geçen gün bir tane böyle tarhanamı cam kavanozumuz kırmıştı. Şimdi ne var ne yok her şeyi indiriyor. Ben ne kadar toplarsam toplayayım poşetlerde olduğu için de çok dağınık gözüküyor. Durumdan çok rahatsızım ama elim ermedi. Bir gün böyle inşallah boş vaktimde hepsini böyle farklı bir dolaba kaldıracağım. Yani daha üst göz bir yere koyacağım. Ki burayı karıştıramasın oluş. Bırak anneciğim onları bırak. Ay ay kıyamıyorum da kızamıyorum da nasıl kızayım bu tatlı şeye? Bakayım sana bakayım. Bak bir kere anneye. Bakayım. Baba de. Baba. Oo baba dede de söyle duysunlar. Dede nerede dede? Söylemiyor utandı. Dede. Çok tatlısın anne maşallah sana. Ben şimdi hız kesmeden yemeklerime devam edeyim. Çünkü aşkım işten gelecek. Daha ortada hiçbir şey yok. İnşallah yetiştirebilirim. Köftelerimi bu şekilde şekillendirdim. Burada da böyle limonlu, unlu bir terbiye yaptım. Şimdi onu kaynayan suyumun içine koyacağım. Burada su var. Onunla birlikte yapacağım. Burada da böyle patates ve havuç dilimledim aynı şekilde. İkisi bir aynı akşamda belki yenmez. Birini yarına saklarız diye düşünüyorum ama kesinlikle köfteyi bu akşam yeriz. Şöyle de buzluktan kerevizlerimi çıkardım. Yani bunu hep el altına koyuyorum böyle doğruyorum ziyan olmasın diye. Küp küp şeklinde buzluğa atıyorum ki yemeklerimin içerisine koyabileyim. Kereviz de koyacağım patates köfte patatesli sulu köftenin içine. İnşallah vitaminini oluşumda alsın. Hem daha lezzetli olur. Normalde şimdi kereviz yemiyor ama söylemezsem bu yemeğin içinde yiyecek. Şimdi suyumu terbiyesiyle buluşturayım. Malzemelerimi attıktan sonra görüşmek üzere. Yani çok zor şartlar altında bakar mısınız? Bu şekilde yemek yapmaya çalışıyorum. Oğlum kucağımda. Böyle yapıyoruz yemeğimizi. Allah yardım etsin yani. Çorbam bu şekilde oldu. Blender'dan da geçtim. Yemeği hazır vaziyete getirdim. İnşallah aşkım da geldiğinde birazdan yiyeceğiz. O şu anda içeride telefon görüşmesi yapıyor. Oğlu işte onun yanında. O bakıyorken ben dedim hemen soframızı hazırlayayım. Şimdi diğer yemeğimi göstereyim. Köfteli patateslerim de yani sulu köftem de hep köfteli patatesler oldum buna ya. Bu şekilde yaptım. Ben salçalı sevmiyorum. Daha ziyade böyle beyaz renkte seviyorum. O yüzden bu şekilde koydum. Şimdi Allah kısmet ederse aşkımla birlikte yiyeceğiz. Oğluşuma da yedireceğim. İnşallah sever. Ona ilk defa yaptım bunu.
seveceğini düşünüyorum. Yani daha önce yapmıştım ama pek yememişti. O zaman daha küçüktü çünkü. Ama şimdi büyüdü. İnşallah yer. Afiyetler olsun o zaman bize. Yemeğimizi yedik. Alışımla birlikte şimdi vakit geçiriyoruz. Yani gündüz çok fazla uyumadı bugün. Bir tek öğlen uyudu. Sabah geç kalkınca gündüz uykusunu daha böyle erken yaptık. Yani 12.30-1 falandı işte uyuduğunda. 2'ye geliyordu, kalktı sanırım. Şimdi de uyumadı. Hani artık dedim akşam uykusuna yatsın. Çünkü uyursa bu sefer gece çok geç yatacak. İyice düzenimiz bozulmasın dedim. Dayansın diye birlikte vakit geçiriyoruz şimdi. Ateş Demir, hadi gel. Hadi gel oyun oynayalım. Kitap mı okuyorsun anneciğim sen? He? Neler var orada? Anlat bana, göster bakalım. Neler var anneciğim? Hayvanlar mı varmış orada? Bakalım başka neler varmış. Yalnız kitabı da tersten açıyorsun. Dur baştan açalım annem. Buradan bakalım, buradan. Bu kitabı çok sevdi. Ateş Demir'e böyle kitaplar alacağım. Hani bana vak vakları göstersene Ateş Demir. Gak gak. Nerede gak gaklar? Dur aç bakayım. Ha. Burada olması lazım. Göster bakayım gak gak. Nerede gak gak? Nerede gak gaklar? Oku bakalım, anlat. Evet anneciğim, orada gak gaklar. Akıllı bıdık. Bu arada burası da böyle sürekli bu halde. Yani ben topluyorum, Ateş Demir uyandı mı dağıtıyor. Artık o uyuduktan sonra toplarız. O da ayağımıza batmasın falan diye. Çünkü battı mı çok acıtıyorlar. Kitaba koy anneciğim, evet. Al. Ne yapıyorsun öyle? Bu arada kitapta böyle şuralar tırtıklı olduğu için hoşuna gitti herhalde. O yüzden şey yapıyor. Oraları böyle sürtüyor, bir şeyler yapıyor. Tık tık yapınca hoşuna gitti. Sarı papatya. Bu arada havalar da soğudu. Yani kış yüzünü yavaştan göstermeye başladı. Herhalde artık Kasım ayında biz de doğalgazımızı çalıştırmaya başlarız diye düşünüyorum. Çünkü bir an böyle üşüyoruz, bir an sıcak geliyor. Hava böyle çok dengesiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah yardım etsin gerçekten. Kış geliyor ama en çok kışı seviyorum. Yani böyle kat kat da giyinsen, ne bileyim, sıcak her şeyi çalıştırıyorsun. Yazın çok sıcak oluyor. Çekilmiyor vallahi. O yüzden ben kış sevenlerdenim. Sıcak derdi yok bir kere. Anneciğim ben seni bırakayım o zaman. Sen oyun oynamaya devam et. Sonra kahve yapalım, olur mu? He? Kahve de bir kere duysunlar. Kahve. Demiyor. Normalde diyor. Çok meşgul. Oğluşum nihayet uyudu. Ben dedim ki aşkımla kendime birer kahve yapayım. Burada da videomu bitiririm diye düşündüm. Şimdi kahvelerimi yapayım. Hemen geliyorum. Ondan sonra da birlikte videomuzu bitiririz. Kahvelerimi yaptım, getirdim. Şimdi aşkımla beraber içeceğiz. Yanına da soda koydum. Su yerine soda koyuyorum. Bir de çikolata almıştık. Geçen videoda biliyorsunuz daha yemek yeni nasip oldu. Onu da beraber yeriz diye düşündüm. Şimdi oturalım, böyle birlikte keyif yapalım. Anne baba saati olsun. Televizyon izleyelim birazcık. Çünkü kafa dağıtmaya da ihtiyacımız var. Oğluşta zaten kendi kendine uyur oldu. 2 gündür kendi kendine uyuyor. Böyle yoruldu mu çok hemen yastığa kafasını koyuyor, uyuyor. İnşallah böyle bu düzende gider diye ümit ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları, hayırlı cumalarımız olsun.